Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok kazanmanıza rağmen her ay paranızın ay sonuna kadar kalmadığının nedenlerini ve bunu nasıl önleyebileceğinizi anlatacağım. Bu videoda öğreneceğiniz konular şunlardır. Paranızın nereye gittiğini takip etmek. Gelirinize göre bütçe yapmak. Tasarruf etmek ve yatırım yapmak. Psikolojik faktörleri fark etmek ve kontrol etmek. Bu konuları merak ediyorsanız, videomu sonuna kadar izlemeye devam edin. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdi çok kazanmanıza rağmen her ay paranızın ay sonuna kadar kalmadığının nedenlerine ve çözümlerine bakalım. Birinci, paranızın nereye gittiğini takip etmek. İlk adım, paranızın nereye gittiğini takip etmektir. Bunu yapmak için gelirinizi ve giderlerinizi kaydedebilir, kategorize edebilir ve analiz edebilirsiniz. Böylece gelirinizle giderleriniz arasındaki farkı görebilir, gereksiz harcamalarınızı tespit edebilir ve tasarruf potansiyelinizi belirleyebilirsiniz. Paranızı takip etmek için bir defter, bir Excel tablosu veya bir mobil uygulama kullanabilirsiniz. Örneğin, Mint, Inabu veya Money Manager gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. İkinci, gelirinize göre bütçe yapmak. İkinci adım, gelirinize göre bütçe yapmaktır. Bütçe yapmak, gelirinizi ve giderlerinizi planlamak ve dengelemek anlamına gelir. Bütçe yaparak, gelirinizden daha fazla harcama yapmaktan kaçınabilir, borçlarınızı ödeyebilir ve tasarruf edebilirsiniz. Bütçe yapmak için, gelirinizden öncelikli giderlerinizi, kira, fatura, kredi vs. çıkartın ve geri kalan parayı ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize göre dağıtın. Bütçenizi uygulamak için, nakit veya kart kullanımınızı sınırlayabilir, indirimleri takip edebilir ve alışveriş listenize sadık kalabilirsiniz. Tasarruf etmek ve yatırım yapmak. Üçüncü adım, tasarruf etmek ve yatırım yapmaktır. Tasarruf etmek, gelirinizden harcamadığınız parayı biriktirmek anlamına gelir. Tasarruf ederek, acil durumlar için bir güvenlik ağı oluşturabilir, büyük harcamalar için para biriktirebilir ve geleceğiniz için planlayabilirsiniz. Tasarruf etmek için, gelirinizin belirli bir yüzdesini, örneğin %10, her ay bir tasarruf hesabına aktarabilir veya otomatik olarak kesinti yaptırabilirsiniz. Yatırım yapmak ise, tasarruf ettiğiniz parayı değerlendirmek anlamına gelir. Yatırım yaparak, paranızın faiz, kira, kar payı veya değer artışından gelir elde etmesini sağlayabilir ve paranızın enflasyondan erimesini önleyebilirsiniz. Yatırım yapmak için, borsa, gayrimenkul, işletme veya diğer varlıklara para yatırabilirsiniz. Yatırım yaparken risk almayı, araştırma yapmayı ve danışmanlık almayı unutmayın. Yatırım yapmak için, Yatırım Yapmanın 10 Altın Kuralı adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim. Dördüncü, psikolojik faktörleri fark etmek ve kontrol etmek. Dördüncü adım, psikolojik faktörleri fark etmek ve kontrol etmektir. Psikolojik faktörler, paranızla ilgili kararlarınızı ve davranışlarınızı etkileyen duygusal ve zihinsel durumlarınızdır. Psikolojik faktörler, paranızın ay sonuna kadar kalmamasının nedenlerinden biri olabilir. Örneğin, stres, korku, açgözlülük, rekabet veya sosyal baskı gibi faktörler, sizi aşırı harcama yapmaya veya yanlış yatırım kararları almaya itebilir. Psikolojik faktörleri fark etmek ve kontrol etmek için, paranızla ilgili duygu ve düşüncelerinizi tanımlayabilir, nedenlerini araştırabilir ve alternatif çözümler bulabilirsiniz. Ayrıca profesyonel bir yardım alabilir veya finansal okuryazarlığınızı artırabilirsiniz. Psikolojik faktörleri fark etmek ve kontrol etmek için, Paranın Psikolojisi adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bu dört adım, çok kazanmanıza rağmen her ay paranızın ay sonuna kadar kalmadığının nedenlerini ve bunu nasıl önleyebileceğinizi anlatan adımlardan sadece bazılarıdır. Siz de bu adımları uygulayarak paranızı daha iyi yönetebilir, tasarruf edebilir ve yatırım yapabilirsiniz. Unutmayın, paranız sizin en büyük dostunuz veya düşmanınız olabilir. Bu sizin seçiminize bağlıdır. Bu videomun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basın, kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bırakın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.